Beyler bayanlar selamlar. Yine Sunflower videosuyla karşınızdayım. Çünkü o kadar çok soru geldi ki abi hangisini seçmeliyim? Abi NFT yapmalı mıyım? Neye de ilerlememiz gerekiyor? Neyi diksem en mantıklısı? Bu videoda sizlere bunların yolunu göstereceğim. Ve bir yandan da multi ile ilgili sorularınızı da cevaplayacağım. Öyleyse hadi hemen geçelim bakalım videomuza. Arkadaşlar öncelikle hemen bir white paper'dan başlıyorum çünkü white paper'ları bayağı bir değişti. Buradan size temel bilgiyi vermeliyim ki ondan sonra hangisinin ne kadar etkili olacağına ilgili birlikte bir konuşarak siz kendi yolunuzu seçeceksiniz. Bu yolu da kısa vadeli mi, orta vadeli mi, uzun vadeli mi düşünüyorsanız ve oyuna ne kadar emek harcayabileceğinizi tahmin ediyorsanız ona göre seçeceksiniz. Neyse temel bilgilerle başlayalım. Önce farming ve gathering. Arkadaşlar farming'i zaten hepimiz biliyoruz. Ektik biçtik hepsinin belli bir süresi var. Seed alıyoruz ve satıyoruz. Eğer bununla ilgili nasıl yapıldığını da bilmiyorsanız bir önceki videoma bakabilirsiniz. Aynı zamanda oyunda kitchen recipes'lar var. Çiftliğinizin seviyesini yükseltmek için kullanılıyor. Normalde atıyorum ilk burası açılıyor, sonra şurası açılıyor. Yerlerini karıştırıyor olabilirim, farklı olabilir, hatırlamıyorum. Ardından burası açılıyor derken bunları açmak için ne yapıyoruz peki? Ben zaten daha öncesinde ürettiğim için hemen şunun sesini de kısalım. Ben zaten daha önceki seviyeleri üretmiştim. Benim bir tek üretmem gereken örneğin radish pie var. Bunun için ne gerekiyor? 60 tane radish de üretmem ve 30 da SFL harcamam lazım. Bunu da craft ettiğim zaman bana ek bir yer daha açılacak. Peki sizlerin ne biriktirmesi gerekiyor? 5 tane pumpkin ve yeterli SFL. SFL'yi neden yazmamışlar onu anlamadım. Neyse ikinci seviyede 10 tane cabbage falan diye devam ediyor. Bunları adım adım biriktirerek ilk yapmanız gereken şey bu olacak arkadaşlar. Bunu mutlaka yükseltin. Seviyeniz ne kadar yüksek olursa o kadar çok para kazanabileceksiniz. O yüzden token çıkmadan önce bir an önce bunu yükseltin ki kazancınızı katlayın. Oyuna bir de neler eklendi? Daha öncesinde zaten Exwood vesaire falan vardı. Bunlarla ne yapıyorduk? Hemen birlikte bir tane yapalım. Ben sizler için bir tane harcayayım arkadaşlar. Normalde bir tane eksi bir token'a alıyoruz. Hemen craft diyelim. Bir tane craftlayalım. O craftladığımız baltayla ağacı arka arkaya basıyorum ve yere rastgele odunlar düşüyor ve ağaçlarımız cooldown'a giriyor. Daha sonrasında biriktirdiğimiz ağaçlarla tekrardan iki tane ağacı harcayarak birazcık da token pickaxe yapabiliyoruz. Pickaxe, stone pickaxe diye ilerliyor. Oyun ilerleyen aşamasında hammer ve olta açılacak arkadaşlar. Oltayla da büyük ihtimalle şurada balık tutacağız. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Onu güncelleme geldiği zaman görebileceğiz. Ve önemli kısım animals kısmı. Burada gözüken işte koyundur, tavuktur, inektir, domuzdur. Bunları belirli fiyatlara satın alarak aynı zamanda bunları buğdayla besleyerek bazı ürünler elde edebileceğiz. Benim tahminim bunlarla ilgili de ileride bir kazanç yolu açılacak ve o yüzden ben olabildiğince buna odaklanmaya çalışıyorum şu anda. Peki bunların dışında ekstradan neler var? Tarlanızı boostlayacak bir sürü yeni eşya gelmiş durumda. Örneğin Nensatlı korkuluğu dikmek için şuradaki yazan şeylere harcadığınız zaman tüm diktiğiniz her şey %15 daha hızlı büyüyor. İkinci aşamayı yaptığınızda %20 daha fazla ürün alıyorsunuz ve üçüncüye de geldiğinizde tüm tohumlar bedavaya geliyor. Hayvan gibi kazanç olacak tabii. Üçüncü seviye buraya ulaşmak çok zor. Aynı zamanda odun kesmeyle ilgili de bir gelişme var. Odun düşerken belli bir oranda atıyor. Daha fazla odun elde edebiliyorsunuz. İkinci aşamada ise ağaçlar normalde 2 saatte tekrar çıkıyor demiştik ya, 1 saate düşüyor. Üçüncüsünde ise hiçbir şekilde balta harcamadan ağaç kesebiliyorsunuz ve buna ulaştığınızda hele o odunları da bir şekilde NFT'ye dönüştürüp NFT'leri sürekli satarsınız ya da oluşunuz NFT'lerin çıkartacağı yeni milkten ıvır zıvırdan para kazanırsanız yürüyüp gidersiniz. Tabi oyunda tutup o zamana kadar devam etmesi lazım. Bir de ekstradan mutant crop diye bir şey getirmişler. Mutant croplar daha büyük meyve sebzelerden olacakmış arkadaşlar ve geliri de doğal olarak daha fazla olacak. Büyük ihtimalle şansı bağlı olacak. Buradan da anlayacağınız üzere çıkma şansını arttırıyor. Örneğin Carrot Sword adlı NFT'yi boostu yaparsanız. Bir yandan da dekorasyonlar var. Dekorasyonları geçiyorum ve bizi ilgilendiren diğer kısım hayvan boostları. Biraz önce baktığımız her şey tarlayla ilgiliydi. Şimdi de hayvanlarla ilgili boostlarda yine aynı şekilde yumurtaları daha hızlı çıkartabiliyorsunuz ya da 3 katı oranda elde edebiliyorsunuz ve ayrıca arılar da gelecek. Arılarda da aynı şekilde ya daha fazla bal elde ediyorsunuz ya da çıkanı katlayabiliyorsunuz.
Son dekorasyonu da geçiyorum arkadaşlar. En önemli yerlerden bir tanesi de skill tree, yetenek eklemişler. Ve bu yeteneği kasmak çok zor. Birazdan hemen onu da bakacağız zaten. Yeteneği açtıkça arkadaşlar bazı özellikleriniz artıyor. Ben şu anda level 5 olmak üzereyim. Nereden bakabileceğinizi de hemen göstereyim. Benim şurada 660.99'dayım ve 4. seviyedeyim. 5. seviyeye ulaşmam için 700 experience ulaşmam gerekiyor. Yani az kaldı, ucunda kaldı. Peki ulaştığımda ne olacak, ne verecek bana? Level 5'e ulaştığımda satacağım tüm sebzeler %5 daha fazla değer elde edecek. Yani 100 kazanıyorsam 105 kazanacağım arkadaşlar. Ve aynı zamanda biraz önce bahsettiğimiz mutant crop olma şansı artacak. Bir yandan da farming'in hayvancılık kısmına bakalım. Hayvanlardan yine %10 daha fazla kazanacağım. Hayvanlarda da aynı şekilde yine mutant şansı olacakmış. Onun olma olasılığını arttıracak. Level 10'da ise büyüme hızını vesaireyi arttırıyor. Bir de bunun getirin kısmı var. Burada da aynı şekilde ağaç vesaire kestikçe 10'da da seviye atlıyorsunuz. Ve şuradan görebilirsiniz. Ben onda çok fazla uğraşmadığım için şu anda level 1'im 0.4 experience kasmışım. Oyunun daha da ilerleyen safhalarında ise bu landiniz size yetmemeye başlayacak. Daha fazla üretim yapmanız gerekecek ve bununla ilgili arazinizi genişletmeniz gerekecek. Tabii ne olacak ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama bildiğim bir şey var. O da hemen şu anda uyarayım sizi. Multi arkadaşlar. Kesinlikle multi yapmamanız gerekiyor. Takımla konuştuğumda bana bazı cevaplar verdi. Multi yapılmamasıyla ilgili 15 Nisan'a kadar arkadaşlar tek hesapla oynuyorsunuz ve bunu oynayabilmek için Discord hesaplarına girip onaylı olmanız gerekiyor. Daha sonrasında bir matiye çiftliğinizi oluşturduğunuz zaman oyuna girebiliyorsunuz ve bir landiniz oluyor. İlerleyen zamanda multiye izin verecekler ama sadece 5 hesaba izin verecekler. Daha fazlasını yapmanıza izin vermeyecekler. 5 hesabın da Discord'a bağlı olup olmamasıyla ilgili ise hala bazı karar verme aşamasındalar. O konu net değil. Net olunca zaten tekrardan Discord'da, kendi Discord'umuzda Sunflower yerinde paylaşıyor olacağım. O yüzden kesinlikle multi ve bot yapmayın. Botu engelleyeceksiniz. Zaten görmüşsünüzdür. Önünüze kasalar çıkıyor bazen ya da farklı uyarılar çıkıyor. Bir şekilde multi yapmayı engellemişler. Yine de bir şekilde yapmayı başarırsanız bile şu an bu konuda çok hassaslar. Gerçekten çok hassaslar. Tüm dentleriniz, her şeyiniz direkt kapatılır. Oyuna girmenizi engellerler arkadaşlar. Level mi katsam, neye odaklansam diye düşünüyorsanız şimdi adım adım size söyleyeceğim arkadaşlar. Uzun bir hesaplamadan sonra buradaki tüm Excel'lere baktık ve kafamda saatlerce hem hesaplamayı hem videoyu kurguladıktan sonra nasıl yol izleyebileceğinizi bulduk. Öncelikle ne demiştik videonun başına da, hemen bunlara odaklanıyorsunuz, hemen level arttırmaya çalışıyorsunuz. Level arttırmaya çalışırken zaten experience'ınız yavaş yavaş yükseliyor. Peki neyi dikersem en iyi experience gelir? Arkadaşlar bu tarz oyunlarda her zaman en fazla parayı da experience'ı da en çok ilgi isteyen ürün bırakır. Burada da göreceğiniz üzere en fazla ayçiçeği bırakıyor, en fazla experience'ı. Ama bunda ne sıkıntı doğuyor? Siz ayçiçeğini kullanıp, neredeydi hemen şurada, ayçiçeğini kullanıp bittiğinde her seferinde senkronize etmek zorunda kalırsınız. Ve bu senkronize için sürekli para ödersiniz. O yüzden size tavsiyem şunları yapana kadar, şu geliştirmeleri yapana kadar tüm eşyalardan, burada gerekli olan tüm eşyaları bir yandan biriktirmeniz. Yani shop'taki hepsini kullanıp öyle senkronize etmeniz. Evet, süreç olarak bu sizi birazcık daha yavaşlatacak ama hem ilerisi için yatırım yapmış olacaksınız hem de bir yandan daha az senkronize parası ödeyeceksiniz. Çünkü ileride ya ben şu bilgileri niye ekeyim, para kazandırmıyor diyorsunuz ama ben bu hatayı yaptım ve şu anda bu bir günlükleri ekip bir an önce biriktirip daha sonrasında da kitchen'ımı bir üst seviyeye çıkartmayı planlıyorum. Ve üst seviyeye çıkarttığımda da bu sefer buğday ekebilmeye başlayacağım. Bu buğday nerede kullanılacak? Hayvanların beslenmesinde kullanılacak. Ya da buradaki korkulukları craft ederken kullanabileceğim. Ve unutmayın, buradaki NFT'leri OpenSea üstünden de satabiliyor olacaksınız. Ve bunlar da limitli. Öyle ben bir ara yaparım demeyin. Bunların da zamanla tükeneceğini unutmayın. Ne diyorduk? En başta level atladık. Tamam, levelimizi atladık, her şey hazır. Daha sonrasında ben neye odaklanmalıyım? Daha sonrasında kısa vadeli mi oyun oynayacaksınız, orta vadede mi, uzun vadede mi, buna karar vermelisiniz arkadaşlar. Kısa vadede oynayacaksınız, hiçbir şekilde daha fazla upgrade vesaire yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt ekip biçin ve eski Sunflower oynuyormuş gibi oynayın. Ne ekip biteceğinizi birazdan farklarıyla göstereceğim. Orta ve uzun vadede oynamak istiyorsanız ise bir yandan buradan odun biriktirebilirsiniz. Bu biriktireceğiniz odunlar ile daha sonrasında hayvancılığa yönelmek için gerekli olan bu chicken coop vesaireyi dikebilirsiniz ve
daha da güncellemeyle gelecek olan arıda vesairede de lazım olacak. Hem hayvanları beslemek için buğday vesaireyi zaten ekebiliyor olacaksınız. Hem bir yandan da binaları yapmak için ağaçlarınız, odunlarınız hazır olacak. Köyünüzü upgrade etmek için oynuyorsanız en başta da söylediğim gibi hangisinden gerekliyse ondan dikip tüm stoğu bitirdikten sonra sektörünüze edin. Ama hızlı bir şekilde ekme biçme levelini, yani şuradaki farming levelini arttırmak ve para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar her zaman düşük olanı tercih edin. Önce kısaca size bu Excel'i bir açıklayayım. Tüm zaten ekebileceğimiz her şey burada. Altında hemen kaç dakikada yetiştiği, bir günde ne kadar ekebildiğimiz maliyeti, ne kadar kazandırabileceği, altında bıraktığı karı ve toplamda 22 spot üzerinden işlem yapıyoruz. Tüm tarlanızı yükselttiğinizi varsayıyorum. 22 tanesi için toplam harcama, 22 tanesi için toplam gelir diye aşağıya doğru iniyor. Ama bu arkadaş bir yandan da ne yapmış arkadaşlar? Toplam senkronize miktarını da işin içine katmış. Çünkü bizim için artık önemli bir unsur olacak. Eğer SF'nin değeri normalden daha az kalırsa ya da maksimum kar elde etmek istiyorsak. Toplamda sadece Sunflower'dan ekme biçme yaparsak kaç kere senkronize etmemiz gerekecek? 80 kere mi? Dolar karşılığındaki bu senkronizenin bize maliyeti ne olacak? 12.80. Bu maliyeti de düştükten sonra bize 18.88 dolar para bırakıyor. Aynı şey potatoda 20.22, arkadaşlar pumpkin'de 19.36 ve giderek düşmeye devam ediyor. Yarı fiyatına indirelim. Bu sefer ne oldu? 3.04 bize bırakmaya başladı. 7.55 potato bırakmaya başladı. 8.80 pumpkin bırakmaya başladı. Maksimum kar için her zaman hangisi tepe noktasındaysa oraya kadar tüm elinizdeki stoğu eritip ondan sonrasında senkronize edebilirsiniz. Bu size maksimum karlılığı sağlayacaktır arkadaşlar. Birazcık da bu örneği uçuk fiyatlardan göstereceğim ki daha net konuyu anlayın. Şimdi 1 dakika yapması evet çok zor biliyorum ama size gerçekten hayvan gibi para kazandırırsa vardiyalı bir şekilde oturtup yaparsınız değil mi? SF'lerin 100 dolar olduğunu varsayın ve Sunflower size 3155 dolar bırakacak bir günde. SF'nin fiyatı çok uçuk. Daha rahat görmeniz için bunu yapıyorum. Tüm ayçiçeğini ektiniz, biçtiniz, bitirdiniz. 3155 geldi. Stok bittiği için karşınıza senkronize et yazısı geldi Sunflower için. Siz bu noktada kalkıp patatesime geçersiniz. Aa, ben ekstradan 1 dolar daha ödemeyeyim şey için, senkronize etmek için. Aradaki şu 600 dolarlık farkı mı kaybedeyim dersiniz. Yoksa anı senkronize edip Sunflower'dan devam mı edersiniz? Tabii ki de Sunflower'dan devam edersiniz. Peki aynı şeyi 1 dolarlıkta baktığımızda hemen Sunflower'ın tüm stoğunu bitirirsiniz. Ardından patatese geçersiniz arkadaşlar. Ve patates size maksimum kazandırdığı için hemen senkronize edip tekrardan bu ikisiyle devam edersiniz. Evet bu yorucu olacak biliyorum. O yüzden karınızı birazcık daha düşürerek dilerseniz pumpkin'e kadar devam edebilirsiniz. Bu tamamen sizin ne kadar vakit ayırabileceğinizle alakalı. Geceleri yatarken zaten arkadaşlar karnabahar dikersiniz. 8 saatlikte kattığınızda tekrar ilgilenirsiniz. Durum daha da kötüye giderse, 1 sente düşerse ne olacak? 1 sente düştüğü zaman Sunflower'ın hepsini bitirdiğinizde, senkronize ettiğiniz zaman arkadaşlar size eksi para yazar. Para kaybedersiniz. O yüzden senkronize işlemini kâra geçtiğinizi düşündüğünüz anda yapmalısınız. Maksimum olan noktada yapmalısınız ki 0.84 centlik bu noktada oluyor. Neyse bunu ilerleyen günlerde zaten ekstra videolarla sizlere göstereceğim. Umarım bunun mantığını gösterebilmişimdir. Tüm bu incelediğim Excel'leri de arkadaşlar burada Discord'da paylaşıyor olacağım linklerini. Ayrıca Sunflower'la ilgili tüm güncellemeleri, yenilikleri, bu hesaplamaları, neyse her şeyi işte kaçırmak istemiyorsanız buraya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.